LGS'ye son 55 gün hafta sonunu evde geçirdik maalesef. Keşke dışarılarda gezebilsek, biraz daha çok güneşten faydalanabilsek istiyorduk ama olsun, sabredeceğiz. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. LGS sürecine de sabredelim. İnşallah sonunda çok tatlı bir meyve, yani çok güzel bir lise bizleri bekliyor. Şimdi günün sözüne baktığımızda Pet samitiyor ki başarı tamamen bir perspektif meselesidir nereden başladığınıza ve nereye gitmek istediğinize bağlıdır. Biz nereden başladığımızı biliyoruz. Bizler 7. sınıftan çıktık. 8. sınıfa başladığımızda bazı hayallerimiz vardı. İnişler çıkış araştırdık ama gitmek istediğimiz yer belli. İyi bir liseye gitmek istiyoruz. İyi bir liseye hak ediyoruz. Çalışacağız ve kazanacağız inşallah. Günün yorumuna baktığımızda Ayşen Nazlı 128 beğeni almış. Sorularım. LGS'de sıralama mı yoksa net mi önemli? Tabii ki de sıralama önemli. Yani şöyle düşün. Sınav çok zor oldu. Sen 80 netle Türkiye birincisi oldun. Demek ki sıralama önemli. Veyahut da sınav çok kolay oldu. Sen 89 net yaptın ama herkes 90 net yapmış. O zaman olmadı işte. Dolayısıyla sıralama önemli. Günde kaç saat kitap okumalıyız? Şu an evde olduğumuz için bence günde en az 30 dakika kitap okumamız gerekiyor. En az daha fazlası daha da iyi olur. Çok daha iyi olur hatta. E, ee, buraya parantez en azı yazmak istiyorum. Ayşe Nazlı. Kitap okumak gerçekten yararlı oluyor mu? Evet. Gerçekten çok yararlı olur. Neden biliyor musun? Mesela diyelim ki şu kitabı düşünelim. Don Kito, Don Quixote Cervantes. Şimdi sen bu kitabı okuduğunda sadece kitap okumuyorsun. Sadece genel kültürün, sadece kelime dağarcığın artmıyor. Yani sadece Türkçe faiz yok. Aynı zamanda dikkat yeteneğin de gelişiyor. Hmm, böyle yapmadım. Sonra buraya geçtim. Sonra bu. Sayfayı takip ediyorsun. ve başta sönerlerini hatırlamaya çalışıyorsun. Bir. Zaten paragraf sorularını Hepsini doğru yapıyorsun. Çok kitap okudun. İki, inkılap tarihi, din e, gibi derslerde zaten yoruma dayalı geldiği için onları da başarılı yapıyorsun. Üç, fen ve matematik soruları da çok uzun. Yani öğrenci diyor ya, hocam ya sorular çok uzadı ya. E işte çok uzadı, o zaman kitap okumamız gerekiyor. Dört, bunu Milliyetin Bakanı ve YÖK Başkanı yani sınav sorularını hazırlayan komisyonun başkanı da söyledi. Çok kitap okuyan kazanacak dedi. Dolayısıyla sıkıldığımız zamanlarda televizyon izlemek yerine kitap okumak çok faydalı. Gün içinde farklı bir hobiyle ilgilenmek. Örneğin ben kitap yazıyorum. Bir dezavantaj olur mu bu? Hayır. Kitap yazmak of mükemmel olur yani. Hiçbir dezavantajı olmaz. Sadece sayısal derslere ağırlık vermek gerekiyor mu? Bu yanlış. Sınav bir bütün. Yani 50 tane sözel sorusu var. 40 tane sayısal sorusu var. Sen 40 sayısal sorusuna da yapabildiğin en yüksek net yapmalısın. 50 sözel sorusunda da en yüksek netlere ulaşmalısın. Bir günde kaç tane paragraf çözmeliyiz? En az 10 soru çözmeliyiz. Neden? Çünkü her gün bir sınav e, provası yapmamız gerekiyor. Sınav provası yani sınav simülasyonu yapmamız gerekiyor. Dün de söylemiştik bunu. Ne demek bu hocam? Bu şu. Biz gerçek sınava girdiğimizde diyelim ki e, önümüze bir deneme açayım şöyle. Deneme başladı. Şöyle şurada Sözel sayısal içelim. Sayısal deneme. Açtın sayısal deneme. Gerçek sınav girdi. Sana böyle matematik soruları soracaklar. Demek ki biz her gün soru çözmeliyiz. Yani test çözmeliyiz. İki, o sırada telefonun yanında olmayacak. O zaman ders çalışırken telefonumuz yanımızda olmamalı. O sırada zırt pırt rahatsız edilmemelisin. Demek ki ders çalışırken tam konsantre olmalısın. Yalnız yaptığın yanlışlara soruları çözdükten sonra dikkatli bir şekilde bakmalısın. Yani hemen hemen her ders çalışımız, ders çalışmamız net bir şekilde ee, sınavın bir provası niteliğinde olmalı. Sen sınavda sadece sayısal alan mı gireceksin? Hayır. Sözel de var. O zaman sadece sayısal derslere ağırlık vermek yanlış olur. Eee Hangi dersten kaç soru çözmeliyiz? Ha, paragrafta 10 tane dedik. Niye? Çünkü sınavda 10 tane paragraf soru çıkıyor. 20 Türkçe neredeyse 10'u 11 tanesi paragraf. Hangi dersten kaç soru çözmeliyiz? Bence her dersen o dersin çıkan soru sayısının en az iki katı, iki katı kadar soru çözmelisin. Şimdi 20 Türkçe mi çıkıyor? En az 40 soru çözmelisin. 20 matematik mi çıkıyor? En az 40 matematik çözmelisin. 20 fen en az 40 fen çözmelisin. Diğerleri de yine aynı şekilde en az o kadar soru çözmelisin. Bu demektir ki günde en az 180 soru çözmelisin anlamına geliyor bu. Kaç günde bir deneme yapmalıyız? Şu an elimizdeki deneme sayısı kısıtlıysa e, haftada iki deneme yapılabilir. İki deneme haftada mantıklı olabilir bu aralar. E, ortalama hafta iki deneme haftada diyorum. Haftada. Ortalama ile alan liseler şimdi nasıl olacak? Onlarla alakalı Milli Eğitim Bakanı yine çok güzel bir düzenleme ayarlayacaktır. Hiç endişelenmeniz gerek yok. 280 puandan 430 puan çıkılabilir mi? Evet çıkılabilir. Neden? Çünkü sınav son anda kazanılır. Bu bir. Sadece birinci sınav konuları var. Bu iki. Kontenjanlar 153 artırıldı. Bu üç. Dördüncüsü ise evde olduğumuz için zamanımızı çok iyi kullanabiliriz. Dışarıda gezecek zamanımız yok. İşte sokaklarda vakit kaybedecek hiçbir şekilde zamanımız yok. Dolayısıyla evde iyi değerlendirip netlerimizi artırabiliriz. E, Bingöl Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki. Hemen de tanıtmışız zaten. Bingöl e, Fen Lisesi Büyük Millet Meclisi Vakfı 4.51 ile almış. Tıp Fakülteleri, Mühendis Fakülteleri yine burada fen liseleri gerçekten tıp ve mühendislik için çok avantajlı liseler diyoruz. Ama Anadolu Lisesi'nden de sosyal bilimler lisesinden de fen e, tıp fakültesi kazanabilirsiniz. O ayrı mesele. Cervantes Don Quixote dünyadaki ilk modern roman yine okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. LGS son tekrar setini tavsiye ediyoruz burada da yine. Burada LGS son tekrar setinin şöyle bir özelliği var. Bazı arkadaşlardan yorumlar gelmiş. Hocam tek tek çıkacak mı diye. Arkadaşlar bunu bir set haline almanız sizin için hem fiyat avantajı hem de başarı avantajı. Sınavda sadece size matematik sormayacaklar. Sadece Türkçe de sormayacaklar. Sadece Feni de sormayacaklar. Dolayısıyla hepsini soracaklarsa hepsini güzel güzel tekrar edin ve inşallah sınavda da hepsinden en yüksek netleri yapın. Hatta full yapın. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Matematik sorusu ben kaçıyorum. Size kolay gelsin. Ödülü sorumuzu yapın arkadaşlar. Nedir ödülü sorumuz? Sizin sorularınızı bekliyoruz. Hadi bakalım sorular gelsin. Bize de cevaplamaya devam edelim.